Toksikoloji raporu çıktı Orhan. Maktulün nasıl öldürüldüğünü bulduk. Tespit ettiğimiz alkaloid nikotinmiş. Nikotin mi? Evet. Peki nasıl yapılmış olabilir? Nikotin. Tadı fark edilmez mi? Fark etmeyeceği bir şeyin içine koymuştur. Ya be, iyi misiniz? Öksürük şurubu olabilir mi? Çok mantıklı. Peki bu şey yani karışım etkisini ne kadar zamanda gösterir? Duruma göre 5 dakika ile 1 saat arasında diyebilirim. Basit bir hesapla sigara tiryakisi olmayan biri 5 sigaranın, sigara bağımlısı 20 sigaranın içerdiği nikotini yutarsa ölür. Sigara içenlerin nikotin zehirlenmesinden ölmemesinin nedeni alkaloidin tamamının kana karışmaması yüzündendir. Nikotin deriden de geçer. Yaş haldeki yeşil tütün yapraklarını çıplak elle toplayan, ellerinde ve koltuk altlarında sıkıştırarak biriktiren tarım işçilerinin baş ağrısı, bulantı, halsizlik, beniz sarılığı, çarpıntı gibi şikayetleri yapraklardaki nikotinin deri yoluyla kana karışmasının bir sonucudur. Bağımlılığın tedavisi için kullanılan nikotin flasterleri de maddenin bu özelliğine dayanır. Yeri gelmişken belirtmekte fayda var. Eğer bunları kullanıyorsanız paralelinde sigara içmeyin ve kesinlikle aynı anda 4'ünü 5'ini vücudunuza yapıştırmayın. Maktulün içtiği öksürük şurubunda nikotine rastladık Selim. Adamı resmen gözümüzün önünde öldürdüler ya. Bir de ilginç bir madde daha tespit ettik. Emu yağı. Öksürük şurubunda mı? Şişenin kapağında. Öldürücü bir madde değil. Daha çok ağrı dindirmek için kullanıyormuş. Ya sen ne tatlı bir insansın ya. Bu bilgi bizim ne kadar çok işimize yarayacak biliyor musun? Başkomiserim, Kenan'ın ölümüne sebebiyet veren şurubun kapağında emu yağı tespit edilmiş. Bakalım şüpheliler arasında Timur'dan başka kullanan var mı? Tamam, evlerini de aratalım. Başına başkomiserim.